Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet bugünkü videomu zaten borsa ve dolar hakkındaki bir analizlerimizi yapmıştık. Borsa ve dolar aralığında hakkındaki analizleri yarın akşam yaparız. Bugün kapanışa baktığımızda zaten 1851.43'ü görüyoruz. Daha önce ne demiştim ben size? Saat 15 civarı önemli 16'dan sonra 1850 ve üzeri haftalık kapanış olursa borsa için pozitif olduğumu söyleyebilirim. Yani o yüzden haftalık kapanışlara dikkat edeceğiz. Bunun detayını yarın akşamki videoda konuşabiliriz. Bugünkü videoda ne konuştuk? Evet ben yine sizlere sizin müsaadenizle kahve yaptım. Yanına da küçük bir çikolata koydum. Kahveyle beraber, çikolatayla beraber bu videoyu sizden gelen sorularla inşa etmek istedim. Şimdi en önemli sorulardan bir tanesi 3 tane bir genel soru çıkardım arkadaşlar. O genel sorulara bakalım. Hem birlikte bilgilenelim hem de şey yapalım. Şimdi şu ikinci soruyu okuyalım önce. Bu dövize endeksli mevduat sisteminde 5 milyar dolar satıldı. Ama dolar 10 kuruş düşerken şimdi 1 milyar dolar satılmayla 18 liradan 10 liraya düşüyor. Neden? Sistemden bir kez mi yararlanılıyor? Tarih 21 Aralık'tan sonra mı? Şimdi arkadaşlar bu sorulara bir cevap verelim. Değerli arkadaşlar şimdi dövize endeksli mevduat sistemi geldikten sonra ben şunu söylemiştim. Yani o zaman ekonomi yönetiminin dolar satmasının beyhude bir çaba olduğunu, anlamsız bir çaba olduğunu ve Merkez Bankası'nın rezervlerini özellikle takasta alınan yani borç rezervlerinin satılmasının anlamsız olduğunu söylemiştim ve bunun yanlış olduğunu söylemiştim. Çünkü siz bunlar birer balina olduğunu, siz ne kadar satarsınız bunun fazlasını karşı çıkarır. 2 milyar dolar çıkarırsanız 4 çıkarırlar. 4 çıkarırsanız 8 çıkarırlar. 8 çıkarırsanız 16 çıkarırlar. 16 çıkarırsanız 32 çıkarırlar diye Böyle size ifade etmiştim. Yani karşısına hatta bir hamsi balığı öbür karşısına da bir balina koymuştum. O yüzden siz 5 milyar dolar değil 10 milyar dolar da satsanız bu adamlar istediği neydi? İstedikleri bir şeydi. E şimdi 1 milyar dolar satıldı. Evet 1 milyar dolar satıldı. Dolar 18 liralardan 10 liralara kadar geldi. Bu nasıl oluyor dedim. Şimdi arkadaşlar birinci durumla ikinci durum çok farklı. Hiç alakası yok. Yani dediğim gibi 10 milyar dolar değil 20 milyar dolar satsanız 40 milyar dolar isterler. 40 satsanız 80 isterler. Bu adamların fonları bu adamların şeyi çok geniş portföyleri. Peki neden? Çünkü birinci durumda TL bir getiri sunmuyordu. Yani piyasaya siz TL getiri sunmuyor. Bilakis zarar sunuyor. Dolar TL getiri sunuyor dediğiniz anda bu adamlar dolar TL'yi talep ederler. Dolar TL'yi talep ederler ve TL'yi satarlar. Şimdi satıldı, satılan bir şeyin, şeyi ya yani ortaya düşen bir ürün ucuzlar, enflasyon olur. Talep edilen bir ürünün ise kıymeti artar ve enflasyonu azalır, ortalıktan çekilir. Ha, birinci durum bu. O yüzden siz ne kadar satarsanız satın dolar TL talep olduğundan dolayı fiyatı yükseliyordu. Şimdi ise bu dövize endeksli mevduat sistemini getirdiğiniz zaman TL'den bir kazanç garantiliyorsunuz. TL'den bir opsiyon sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaş ben %14 faiz vereceğim. Bu faiz mevduat bitimindeki tarihte valör tarihinde oturacağız bakacağız. Dolar kuruyundan senin o günkü hesabı açtığın tarihle hesabı kapadığın tarih arasındaki tarihlere bakacağız. Eğer dolar tarihi dolar fiyatı hesabı açtığın tarihten düşük ise sana %14 faiz vereceğim diyor. Diyelim ki faiz 3000 lira. E, dolar 11 liradan bozuldu 10 liraya geldi o %14 faizini alıyorsun. Ha baktık arkadaş evet 11 lirayken 12 lira olmuş bunlar. Senin dövize endeksli olduğundan dolayı kaybın 5000 lirayken benim sana vereceğim faiz %14 faiz 3000 lira. Ha o zaman diyor ki arkadaş ben sana 3000 lira vermeyeceğim. Dövizden 5000 lira kaybettiğin için 5000 lirayı vereceğim ve hesabını nemalandıracağım. Ayrıca bu dövizden kazandığım paradan da sıfır vergi alacağım diyor. Bu bir taahhüt ve %100 kazanç ve opsiyon. Şimdi böyle olduğu zaman adam dolarda niye dursun? Yani TL'de %100 garanti olduğu için bu sefer ne yapıyor? Dolara satıyor. doları satıyor ve TL'yi talep ediyor. Yani piyasadan TL'yi talep ettiği anda piyasadan TL'yi çekiyor ve dolara doları piyasaya sunuyor ve arzını dolar arz yaparken TL'den talep ediyor. Evet bu ay enflasyon datası yüksek gelebilir. Neden yüksek gelebilir? Çünkü dolar 8,5 liradan son 2 ayda 18 liraya kadar satıldı. Yani herkes dolara aldı TL'yi verdi. Dolara aldı TL'yi verdi. Piyasada TL hacmi böyleyken böyle oldu. Böyleyken böyle oldu. TL hacmi böyleyken böyle. Böyleyken böyle oldu. Böyleyken böyle oldu. Şimdi bunun enflasyon etkisi olmaz mı? Olacak. Önümüzdeki 1 ya da 2 ay bunun etkisi olacak. Ama özellikle son 3 gündür ise TL hacmi böyleyken daraldı. Böyleyken daraldı. Böyleyken daraldı. Çünkü neden? TL talep görüyor. O yüzden önümüzdeki 2 aydan sonra da enflasyonda evet belki bir yükseliş olabilir ama ondan sonra da düşüş olabilir. Diğer bir soru ne arkadaşlar? Efendim bu bir kereye mahsus mu? Şimdi 21 Aralık'tan sonra ya 20 Aralık ya da 21 Aralık. Şimdi siz önceden mevduatınızı açmışsınız. Diyelim ki 1 Aralık'ta siz mevduat açtınız. Şeye kadar 10 Ocağı kadar. 1 Aralık'ta açmışsın 10 Ocağı kadar. Ya mevduatını bozup bu sisteme gireceksin. Faizden vazgeçeceksin. Ya da o zaman o mevduatını bozmayıp 3 Ocak, 5 Ocak neyse valör tarihi ona kadar bekleyeceksin. Ondan sonra gireceksin bu sisteme. Bu sistem ondan ya da 21 Aralık'ta vadem bit, 20 Aralık'ta vaden bitmiştir. 21 Aralık'ta bu sisteme girebilirsin. Yani 21 Aralık'tan sonra dediği bu. 21 Aralık'tan sonra sisteme girersen senin valör tarihi. Mesela ben kendi annem babamdan biliyorum. Annem babamın valör tarihi 10 Ocak. E 10 Ocak ya ne yapacaksın? Ya bu hesabı kapatıp faizden vazgeçip buna direkt bu sisteme girip 21 Aralık'tan sonra ya ben faizimi alayım 10 Ocak'tan sonra 10 Ocak'tan sonra gireyim. Ha ayrıca deniyor ki sistemde bir defa. Şimdi sistemde bir defa olup olmadığı ile ilgili ben ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu broşürde bir defa sisteme mahsustur diye bir şey okumadım. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın çıkartmış olduğu tamimde de ben bir defa olduğuyla ilgili bir madde okumadım. Ayrıca sizlerden gelen bu bir defa oldu diye şeyi araştırdım da arkadaşlar. Şimdi şurada bir gazete küpürü buldum. Gayet net açıklıyor. Onu okuyalım. Son dakika işte ne zaman bu? 24 Aralık itibariyle 9 maddede döviz endeks TL mevduat sistemi kur korumalı mevduat için merak edilenler yanıt buldu. Şimdi burada en önemli şey şu şuraya gelelim arkadaşlar. Bakın kur korumalı vadeli mevduat katılma hesapları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren açılabiliyor. Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler yani gerçek kişi dediğimiz şirketler yapamıyor bunu gerçek yani sen ben küçük yatırımcı yapabiliyor faydalanabilecek olup uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt ve üst limit olmayacaktır yani bu da bir gazete haberi ve bayağı detaylandırmış yani alt ve limit üst limit yok birden fazla yararlanabilecek şimdi bu dövize endeksli mevduat sistemi elbette Allah'ın kelamı değil yani. Sonuçta hükümet bunu bir kararnameyle de iptal edebilir. Yani böyle şeyler olabilir. Bunun alt başlıklarını değiştirebilir, dipnotlarını değiştirebilir. Şimdi ben ne diyorum? Kur, faiz ve enflasyon belli bir randıma, belli bir dengeye, konsolidasyona geldiği zaman kur, faiz ve enflasyon ha bundan hükümet vazgeçtim de diyebilir. Yani veya bunu ondan sonra bu her hesap bir kereye mahsus diyebilir veya bundan sonra bunu askıya aldım diyebilir müsaadenizle. Ve bunları değerli arkadaşlar çeşitlendirebilir de. Ancak şimdilik böyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi diğer bir soruya gelelim arkadaşlar. İnovasyon nedir? İnovatif şirketler borsada nasıl bulunur? Şimdi birçok arkadaş bunu soruyor arkadaşlar. İnovasyon nedir? ve inovatif şirketler nasıl bulunur? Çünkü neden? İnovatif şirketlere yatırım yapmak çok karlıdır. İnovatif şirketlere yatırım yaptığınız zaman da bir anda 5 kat, 6 kat, 7 kat büyüyebilir. Ancak inovatif şirketlere yatırım yapmak kolay değildir. İnovatif şirketler Amerika'da çok daha fazladır. Türkiye'de ise çok daha azdır. Çünkü inovatif bir şirket olabilmek için yani inovatif demek yaratıcı demek, yaratıcı demek özgür düşünce demek, özgür düşünebilmek için dimağları, beyinleri serbest bırakmak gerekiyor ve farklı düşünmek gerekiyor. Eğer farklı düşünmezseniz de bu şirketlerde inovasyonu yapamazsınız. Şimdi en basit örneği Türkiye gibi bir ülkede sürekli herkesin elinde yani doktorun elinde, mühendisin elinde, avukatın elinde, şirketteki arge e, elemanının elinde dolar kaç oldu, dolar kaç lira oldu da böyle bir kafayla bütün gün mesaide çalışan bir adamın inovatif olmasını bekleyemezsiniz. Mümkün değil. İnovatif nedir? Çok basit. Mesela ben bir gün bizim ev işlerinde temizliğe yardımcı olmayan, yardımcı olan bir bayan ayrıldı ve ev temizliğini biz kendimiz yapıyoruz. Ben yer süpürme bana kaldı. Yerleri süpürüyorum. Sürekli eğiliyorum, düğmeye basıyorum, açıyorum, kapatıyorum. Tekrar bir yer işte bir eşyayı çekeceğim. Tekrar eğiliyorum, düğmeyi kapatıyorum, basıyorum ve en son ben hanıma dedim ki, "Ya hanım" dedim. Bu nasıl işledim ya? Ya sürekli eğiliyorum, kapatıyorum. Düğmesi aşağıda makinenin üstünde. Ya arkadaş şu süpürdüğümüz yerde sapın üzerine adam bir düğme yapar. Bu düğme yaptığında burayı kapatırsın. Tekrar buradan açarsın. Yani bu kadar zor bir şey değil. Kolay bir şey. Niye buradan bir düğme yapılmıyor? Ve benim eşim dedi ki ya Selçuk dedi ben dedi 20 yıldır ev süpürürüm. Benim aklıma hiç gelmedi dedi. Yani benim aklıma gerçekten Şimdi burada bu nedir? Bu bir inovatif inovasyondur. Bunu söyledikten sonra benim bildiğim, eşim de bana dedi ki Selçuk dedi, bundan sonra çıkan elektrikli süpürgeler makinelerinin dedi, artık yerden düğmesi değil dedi, yukarıdan düğmeleri var dedi, yukarıdan düğme kapatıyor. İşte bu inovatif bir düşünce, inovasyon gerektirir. Bir de şu var, yani şimdi nedir? Inovasyonda biraz kalıpları kırmanız lazım, farklı şeyler düşünmeniz lazım. Bunu Amerika'da çok yaparlar. Amerika'da Think Tank düşünce kuruluşları vardır. Bu Think Tank düşünce kuruluşlarında insanlar bir araya gelirler saçmalık boyutunda bile şeyler konuşabilirler. Yani burada beyin fırtınaları yaparlar. Bu beyin fırtınaları aslında komik şeyler değildir. Beyin fırtınalarında en saçma, en absürt fikirleri bile tartışırlar. Bunları tartıştıkları zaman da gerçekten bazen çok acayip, çok ilginç fikirler meydana getirebilirler. Mesela bunlardan en basiti. Şimdi mesela biraz önce ben ne dedim? Yer süpürge makinesi dediğimde ben yukarıdan niye düğüm Çünkü benim eşim bunu 20 yıldır yer süpürmesine rağmen bunu tespit edemiyor. Çünkü neden? eşim benden daha fazla görev adamı, daha fazla çalışkan, daha fazla asker. Ben ise ona göre biraz daha tembelim, biraz daha rahatıma düşkünüm, biraz daha keyfime düşkünüm ve hemen benim kafa key keyfe yani biraz konfora düşüyor ve ben diyorum ki eğilip kalkıyorum, eğilip kalkıyorum. Neden eğilip kalkıyorum? Şuraya bir düğme olsa ayaktayken ben makineyi durdurabilirim. Hiç eğilmeden eşyayı kaldırıp tekrar elektrikli süpürge makinesi düğmeye basar çalıştırırım diyor. İşte mesela Microsoft bunu keşfetmiş arkadaşlar. Mesela bizde nedir diyoruz ya inovatif düşüncede, inovasyonda beyinleri özgür bırakmamız lazım. Bazı tabuları da değiştirmemiz lazım. Doğru bildiğimiz yanlışlar. Biz ne düşünüyoruz? Mesela Microsoft nasıl yıkıyor? Şirket bir şirket kurduk, değil mi? Ne isteriz şirkette? Çalışkan, zeki, görev adamı olan, görevine gidip gelen, zamanında. Şimdi bu bir kalıptır. Herkes şirketinde zeki adam ister, iyi üniversiteyi bitirmiş ister, çalışkan insan ister, görev adamı is insanı. İşte bu bir kalıptır. İşte bir adam diyor ki hayır diyor mesela bir absürtlük yapıyor. O Think Tank kuruluşlarında e, konuştuk. Yani beyin fırtınası yapıyorlar. Ben diyor şirketimde tembel adam istiyorum diyor mesela. Çok aykırı bir şey. Herkes şaşırıyor. Ne demek aykırı? Ya niye tembel adam? Tembel adam ne yapacaksın diyor. Mesela tembel adam istiyorum. Olur mu ya tembel adamla uğraşılır mı diyor. Halbuki tembel adam diyor ki Microsoft benim çalışanlarımın Yüzde onu tembeldir. Tembel adamı getiriyorum işe diyor. Çünkü neden? Dizayn Design yaptığınızda, dizaynda son derece çalışkan ve görev adam. Belki yüzde doksanı çok zeki, çok parlak, çok çalışkan, çok görev adamı olurken bunların yüzde beşi veya yüzde onu da son derece tembel, son derece rahatına düşkün, son derece böyle ne bileyim sisteme itiraz eden, sistemi işte kalıplarından çıkartmaya çalışan profillerden oluşuyor Microsoft'ta. Çünkü neden? Bazen çok zeki olup, görev adamı olup, görevine aşık olan insanlar görevi kesintisiz yaptığından dolayı, sorgulamadan yaptığından dolayı inovatif olmada yetersiz kalabiliyor. Ama mesela benim gibi eğilip kalkmaktan sıkılan, benim gibi tembel bir adam, oturduğu yerden para kazanmayı seven bir adam için açıkçası o elektrik süpürgeyi kullandığı zaman ve oradaki düğme eğilip kalkıyorum. Neden diyorum? Buraya bir tane düğme yapılsın diyorum. Çünkü neden? Bunu ben görebiliyorum, o göremiyor. İşte inovasyon ve inovatif düşünce budur. Kalıpları kırmanız lazım. Bazen de son derece absürt fikir ve düşüncelere sahip olmanız lazım. Çünkü bazen soruların cevabı bu absürt fikir ve düşüncelerde saklıdır. Somut bir örnek vereyim. Mesela Halk Bankası. Halk Bankası Cumhuriyet'in bir bankasıdır. Cumhuriyet'in kurmuş olduğu bir bankadır. Bunun mevduatları var, personeli var, öz kaynakları var, gelirleri var, taşınırları var, taşınmazları var, menkul kıymetleri var. Ve Halk Bankası neredeyse 100 yıllık cumhuriyet tarihiyle oluşmuş bir bankadır. Şimdi Halk Bankası'nın hatta şu anda son zamanlarda dolar düştüğünden beri de yine değeri artmıştır. Şu an piyasa değerine bakıyorum 998 milyon dolar. 1 milyon dolar dahi değil Halk Bank ve dolar %50 değer kaybetmesine rağmen neredeyse bu banka demek ki o zaman 600 milyon dolara kadar düşmüş ve bu dediğim gibi öz kaynakları var, personelleri var, müşterileri var, mevduatları var, Öz per, taşınmazları var, taşınırlar var. Oysa Amerika'da 17 yaşında iki tane çocuk şu şeker kırma oyununu yapmış bu kendi crash denilen bir oyun ve bunu en son okuduğumda piyasaya 13 milyar dolar satılmış 13 yani o şeker kırma oyunu 17 yaşında iki tane ergenin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu oyun 13 adet halk bankası yapıyor. Yani sen halk bankasına yatırım yapıyorsun, yıllarca bekliyorsun, yıllarca bir şey yapıyorsun. Oysa bir şeker kırma oyunu dersin ki nedir ya şeker kırma oyunu? Şeker kırma oyunuyla halk bank bir olur mu? Koç kozuman banka, banka sanayiciye, e, fabrikatöre kredi veren banka dersiniz. Şeker kahalbik o şeker kırma oyunu öyle bir noktaya geliyor ki. O halkbank, 100 yıllık halkbankın 13 kat değeri yapıyor bir yıl içerisinde. İşte inovasyon budur arkadaşlar. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Yarın akşam olmazsa yine sorulara devam edebiliriz. Veya sizden gelen talepler doğrultusunda bir borsa, dolar analizi yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere, hoşçakalın.